Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bahsettiğim dezenfektan bu işte arkadaşlar. Virkon S. Şimdi bunu hazırlayacağız. Kuşlarımızın kümesini bu dezenfekte ile baştan aşağı temizleyeceğiz. Çok methettiler. Dünyanın en iyi dezenfektesi dediler. Hemen gittim ben de ilacımı aldım. Peşinden işte bir pompa aldık. Suyumuz var. Ben şimdi bu ilacı bu suya karıştıracağım. Sonra kümesimizin içine girip bütün her yeri dezenfekte edeceğim. Arkadaşlar çok video izledim. Sularına katan bile var bu ilacı. Yani içme sularına katan, güvercinlere içirenler bile var. Gerçekten çok etkiliymiş. Göreceğiz bakalım, kullanacağız. Kuşların üzerine gelmesi, gözlerine gelmesi çok büyük problem yaratmazmış. Hatta neredeyse tamamen zararsızmış. Birçok dezenfektan var biliyorsunuz. Ben daha önce kuşlarımın at sineklerinden kurtulması için ilaçlar kullandım. Ense damlaları var. Ya da ne bileyim işte çamaşır suyu, sirke. Eyvallah, bunlar gerçekten temizleyici ürünler ama bu ürün için herkes çok fazla şey söylemiş. 24-25 tane bakteriye, buna koronavirüsü de dahil, iyi geliyormuş. Virüsleri, bakterileri öldürüyormuş. Ben lafı çok fazla uzatmayayım. Hemen ilacımızı dolduracağız. Sonrasında kümese girip her yeri dezenfekte edeceğiz. Ben şimdi kameramı bir sabitleyeyim. Nasıl yapıldığını göstereyim. Sonrasında kümesimizde olacağız. Evet arkadaşlar. Virkon S'imizi alıyoruz. İçini açıyoruz. Daha sıfır kutusunda açılmamış bir ilaç. Yeni aldım çünkü. De açamadık ya. Evet, ilacımızı açtık. Şöyle bir koruması var arkadaşlar. Umarım nettir, umarım gözüküyordur. Bunu nasıl açacağız? Şunu da şöyle açalım. Tırnağım da yok ki. Açamadım lan. Ben bunu biliyorum nasıl açacağımı ya. Falçata. En kolay yol. Şöyle açalım içini. Evet. Toz halinde, içinde toz var. Sonra şunu bir açalım arkadaşlar. Bu da tarım ilaçlama, işte çiçekleriniz böceklenmesin diye kullanılan bir sprey. Ama mantıklı, çok güzel çalışan bir sprey. Şimdi bunun içine bu arkadaşlar 2,5 litre. Değil mi? Evet. Bu 2,5 litre. Ben şimdi bunun hepsini dolduracağım. Çünkü bir tane kümesim yok biliyorsunuz. Çok fazla kümesim var. Hepsini dezenfekte etmem gerekiyor. Şöyle bir doldurayım içini. Dinlenmiş bir su. Bilmiyorum dinlenmiş su daha mı mantıklı ama dinlenmiş suyum varken niye çeşmeden su doldurayım, değil mi? Şöyle içinden, ya o değil de bu bildiğiniz yarım ya. Açtık ama içini. Ağzına kar dolu değil bu. Bakayım bir parmak boyu neredeyse yok. Acaba gerçekten 250 gram geliyor mu? Neyse. Şimdi lan kaşık girmiyor içine. Eyvah. Hemen geliyorum. Gene bizim şu şirin kaşığımızla yapacağız. Diğer kaşık içeri girmedi. Arkadaşlar şöyle beyaz bir toz. Suyun içine bir kaşık. Bir kaşık daha atayım. Bir kaşık daha. Bu tam anlamıyla çukur bir kaşık olmadığı için 3 kaşık koydum. Normalde çay kaşığıyla 2 kaşık. Yemek kaşığıyla tepelemeden 1 kaşık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Su zaten pembeleşmeye başlıyor. Gördüğünüz üzere. Çok fazla çalkalamamak gerekiyormuş bunu. Çünkü çalkalayınca köpürüyormuş. Zaten bunu elimizde taşırken, hareket ettirirken bir şekilde çalkalanacak. Şöyle bir kapatalım pompamızı. Bir daha çevireceğim tam olmadı. Evet. Şimdi hemen kameramızı alalım. Arkadaşlar bu pompa şöyle çalışıyor. Bunu yukarı aşağı bastırarak içine hava
dolduruyoruz. Evet, fazlası dolunca zaten kendi tahliye ediyor. Sonra elimizi alıyoruz. Mesela şimdi şu duvara bakın. Basınca böyle bir fışkırtıyor ama bu şey çok diri duruyor. Bir bakayım bir. Yok, böyle istemiyorum. Biraz sıkayım. Hah. Evet arkadaşlar, böyle bakın şimdi sıkacağım. Böyle daha fazla yere şöyle bir göstereyim. Bir netleşsin. Daha fazla yere ilaç sıkabilecek duruma geldik. Diğeri çok şeydi. Bir daha göstereyim diğerini ya. Bakın arkadaşlar, şunun ayarını açınca bildiğiniz hortumdan su akar gibi akıyor. Böyle istemiyorum. Böyle sprey tarzında olsun. Şöyle basalım. Evet. Böyle daha mantıklı. İlacımız karıştı. Bildiğiniz pembemsi bir renge büründü. Şöyle bir kameramızı da ayarlayalım. Bir dakika arkadaşlar. Bir kuşlarımıza merhaba diyelim. İçeriği bir dezenfekte edelim. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, kuşlarımızın hali vakti yerinde. Ben niye bu kamerayı ayarlayamadım ya? Şöyle bir netleştireyim. Evet, şimdi oldu. Hepsinin sağlığı sıhhati yerinde. Gördüğünüz üzere yavrularımız da dışarılarda geziniyor. O ne ya? Çık bakayım. Ya dışkıya bakın ya. Hayda. Vallahi hayda. Siz iyileştiniz diye bekliyoruz biz. Arkadaşlar şu dişim halsiz duruyor ya. Yok ya, yok, olamaz ya. Ben istemiyorum böyle bir şey. Bitti artık da, yeter. Yumurtası da var şurada. Erkeği yumurtaya yatıyor, yanında yavrusu var. Neyse. Biz kümesimizi dezenfekte etmeye başlayalım arkadaşlar. Ben o Arap dişiye bir hal çare bulacağım. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle her yeri bir dezenfekte edelim. Zaten arkadaşlar ıslandığını görüyoruz. Şöyle net göstereyim size. İlaca bakarken duvarlar, kuşların ayak bastığı yerler, şöyle her yere sıkacağız. Gerçek anlamda bakterileri yok eden bir ilaçmış. Ne oldu? Gazımız bitti. Hemen bir pompa. Evet. Şöyle her yeri dezenfekte ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yemliklerin üstleri. Çünkü burada hep ayak bastıkları yerler. Mesela şöyle kuşların mermerin üzerinde gezindiği yer. Dışkıya bak ya. Al sana. Al 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 al. Al. Öl. Geber. Kuşlarından uzak dur. Şöyle arkadaşlar, kuşların ayak bastığı her yeri yapacağım. Yemliklerin içine kadar her yeri bu dezenfektanla dezenfekte edeceğim. Umarım temizlenir. Umarım bahsettikleri kadar iyidir. Yavrularım maşallah çok güzel olmaya başladılar. Büyümeye başladılar. Ay, tiplerinizi yerim ben sizin tiplerinizi. Sakala bak, sakala. Eşek sıpası seni. Gözleri falan çok güzel arkadaşlar. Beyaz gözlüler. Gogoları, göz çeperleri falan. Büyüdükçe daha çok belli olacak. Bunların üstlerine bile sıkacağım. Bunların üstlerine bile sıkacağım. Çünkü gözlerine falan zarar vermiyormuş. Tabi abartmanın da manası yok. Çok fazla sıkmamıza da gerek yok. Ben her yeri dezenfekte edeyim. Ayda! Ne oluyor lan? Karabaş yavrum kusuyor ya.
Ben anlamadım ki arkadaş. Hiçbir şey yoktu kuşlarda. Ne oldu birdenbire böyle ya? Şu yavru kusmaya başladı arkadaşlar daha demin. Şöyle yakından bir göstereyim. Acaba sese mi girdi? Ben anlamadım ki. Oğlum sen niye kustun ya? Kurban olayım sana ben. Arkadaşlar ne olmuş ya? Var ya kuşlara bir iyi diyoruz. Hemen bir şeyler oluyor ya. Ben hemen kümesi dezenfekte edeceğim arkadaşlar. O yavruyu da ayıracağım. Artık yeme düştü zaten o. Anasının babasının kusmasına gerek yok. O Arap dişi de ayıracağım. Buradaki yumurtayı kaydıracağım. Başka bir yere kaydıracağım. Zaten tek yumurtlamış. İki tane yumurtlamamış. Bu da yavrusu. Annesi kusmasın ona ya. Annesini ben hemen ayıracağım. Of. Neyse. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırıyorum. Şu ilaçlama işini bitireyim. Sonra tehlikeli gördüğüm kuşları hemen ayıracağım. İstemiyorum artık ya. Ölüm istemiyorum ya. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.